Abi! Ne bu ağzın kulaklarında? Gamze'nin yanında mı? Ya bak işte, her şerde bir hayır vardır. Sen? Sen nereden böyle? Vicdanın yanından. Konuşacaklarımız vardı. Hayırdır? Bir sorun mu var? Ya ne sorun olacak ya? Düğünümüz var oğlum bizim. Düğünümüz var ya. Ne sorun olacak dur, ya? Dur, bağırma. Ne oldu? Ben daha babama söyleyemedim. Önce Samet amca, sonra Çiçek Hanım. Onca üzüntüsünün arasında böyle dalga geçer gibi. Oğlum saçmalama ya, Allah Allah. Babam da tutturmuştu sana bir gelin bulalım diye, gelin bulalım diye. Al bak bulduk. Hem de yabancıya gitmemiş oldun. Şaka maka, hem bu habere de en çok babam sevinecek. Babam benim için sevinir. Ama işte bu haldeyken ben nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yok, sen merak etme, tamam mı? Korkun necele faydası yok. Hadi gel birlikte söyleriz. Hadi gel. Gel. Baba, hiç dokunmamışsın kahvene, soğudu. Ben hemen gideyim, yenisini yapayım. Yo, otur oğlum, otur, otur. İstemez. Çiçek için mi sürüyor, Nermin için mi? Sen biliyor musun? Babaanne. Çiçeğe üzülüyor, çiçeğe. Baba, biz geldik. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk baba. Geç, geç. Hadi geç. Ya bir dur. Hadi. Nasılsın baba? İyi diyelim, iyi olsun. Nasıl iyi olsun ki? Çok zor, çok. İnsanın sevdiği kadın tarafından terk edilmesi, istenmemesi. Ömer anlamaz da. Sen halden anlarsın Tahir. Ya Hakan dur bak, zaten yeterince zor durumdayız. Kafalar yerinde değil. Hem bizi şimdi kıyaslama, ne babamı ne de kendini aynı kefeye koyma yani. Aşk olsun ya. Denir mi ya şimdi öyle? Ha Ömer, haksız mıyım ya? Bilmem ama haksızsındır kesin. Hadi Ömer, hadi gir. Ben senin arkandayım, hadi. Reşat, bunların bir karın ağrıları var. Sana söylemeye korkuyorlar, kızarsın diye. Doğru diyorsun anne, farkındayım. Söyleyin bakayım, ne oldu? Baba, Ömer'in sana hayırlı bir haberi var. Abi. Ne abi oğlum, Allah Allah. Bunun için gelmedik mi buraya? Hadi. İnşallah. Baba. Biliyorum, böyle bir zamanda pek münasip olmayacak ama... Ne olmayacak oğlum? Hadi yorma, söyle. Biliyorsun, biz Gamze'yle barıştık. Ömer'le Gamze baba bir daha evlenmeye karar vermişler. Yani yakında düğünümüz var. Bir daha evlenmek ne oğlum? Evlisiniz siz zaten. Yani şey, evliyiz tabii, evli olmasına da. İşte düğün yapamadık ya. Bu kadar olay üzerine bir düğün yapmak istedik. Son zamanlarda aldığım en güzel haber bu. Hatta tek güzel haber. Yapın tabii oğlum, yapın, düğünde yapın. İçinizde kalmasın ama sakın ola düştüğünüz hataları bir daha tekrarlamayın. Birbirinize güç vermeyi, kenetlenmeyi unutmayın. Olur mu? Söz baba. Ben peki? Ben de davetliyim değil mi? Yo, değilsin. Nasıl? Ya yazıklar olsun size ya. Gamze de ağzını açıp iki laf etmedi mi şu içler acısı karara? Hakan davetli değilsin. Çünkü sen de ev sahibisin. Tek düğün bizimki olmayacak. Abimle sana da düğün yapacağız. Ne? Ha tabii.
ablam razı olursa son ana kadar da bunu bilemeyiz tabii. Nasıl ya? Ya oğlum siz benim acımla bir de dalga mı geçiyorsunuz abicim ya? Baba Allah aşkına bir şey söyle şunlara Hakan, ya. Hakan ben ciddiyim. Bakın hiçbirimizin doğru dürüst düğünü olmadı. Sevincimizi şöyle bir paylaşamadık hep beraber. O yüzden biz de dedik ki neden olmasın? Şükran. Bayağı ciddi bu. Evet. Oğlum Nisa benimle bırak evlenmeyi. Aynı kaldırımda yürümek bile istemiyor. Ya Hakan bir dur ya. Oğlum siz delirdiniz mi? Yani nasıl olacak bu iş? Yok abi delirmedik. Gamze yengemin de, ablamın da, Fatma Hanım'ın da gelinliklerini halletti bile. Yani sizin de takımlarınızı bir şekilde halledeceğiz. Ama kızlar bilmiyor bak, sakın. Onlara son dakika sürpriz olacak. Biz ne yapıyorsak arkalarından yapacağız, tamam mı? Haydi. Ya Şükran buna çok sevinecek. Baba hatırlıyor musun nasıl zehir etmiştim onu o günü? Vallahi helal olsun size ya, gerçekten. O kesin Gamze'nin fikri değil mi? Nasıl yapacağız? Yani ne yapmamız lazım? Program ne? Yani benim ne yapmam gerekiyor? Otur oğlum, otur. Bir sakin ol, tamam. Dur. Hakan sana ne oldu? Yani genelde bu tepkileri sen verirsin. Ne oldu? Vaz mı geçtin yoksa bir anda? Yok. Olmaz. Nisa asla kabul etmez. O gelinliği giyeceğine kefen giyer, yine de giymez onu. Tövbe estağfurullah. Yine başladı abuk sabuk konuşmaya. Nasipse giyer, değilse giymez. Sen de efendi gibi razı olursun kaderine. Oğlum dur hemen karaları bağlama ya. Gamze onu ikna eder. Değil mi Ömer? Yani olabilir tabii. Kısmet bu işler Hakan. Baba. Sen iyi misin? Yani sevindin mi gerçekten? Düğüne kadar daha iyi olur. Merak etme. Sana ne diyeceğim? İşine karışmak bana düşmez ama senin bu kadar üzüldüğünü görse bence hemen döner. Hatta düğüne de davet edersin. Hep beraber oluruz. Nerede olduğunu bilsem durur muyum için? Ben biliyorum baba. Halasının yanında. Kusura bakmayın. Yani bana söz verdirdi, söyleyemezdim. Ben gittim konuştum baba ama ikna olmadı. Belli ki çok kırgın. Benden değil, senden duymaya. Seni görmeye ihtiyacı var. Melek hadi gel bakayım kızım. Bir adresi bana bir tarif et bir güzelce hadi. Ömer ben de evleneceğim. Bana da birini bul, gelinlik yiyeceğim. Tövbe estağfurullah. Seni kimselere vermem ben. Nizar Sultan. Sen benimsin sen.